İlk müdafaa, bize saldırılan ilk yer Çanakkale Boğazı. Bizim vurduğumuz ilk yer Kafkas cephesi. Müdafaa hattı olarak, bizim savunma hattımız olarak Çanakkale. Liman von Sanders isimli 5. Ordu komutanı Alman general Liman von Sanders'in önderliğinde Çanakkale cephesi. Bizim ilk saldırdığımız cephe ise Rusya'ya Allahu Ekber dağlarının ardından Sarıkamış bölgesinden Kafkaslara doğru uzayan bir hattan Rusya'ya vurmaktı. Artık tam olarak savaşın içindeydik. Artık savunma hattımız da vardı. Saldırı hattımız da vardı. Dört başı mamur savaşan bir ülkeydik. Kaybettik. Kafkas'ta bizim saldırdığımız Enver Paşa'nın şöyle olacak, böyle olacak, inanılmaz şeyler olacak, Rusya çökecek, Orta Asya'ya ve Kafkaslara hakim olacağız, biz yeneceğiz motivasyonuyla girmiş olduğu Sarıkamış Harekatı ve Kafkas cephesi çöktü. Biz mağlup olduk. 25-30 bin civarında bir asker Sarıkamış dağlarında günler içerisinde tek bir Rus görmeden, tek bir mermi atmadan, tek bir mermi yemeden şehit oldu. Onları Marşal Kış adı verilen Rusya'nın çok güvendiği soğuk hava iklimleri bozdu. Eksi 40 derecede hepsi şehit oldu. Çanakkale cephesi ise İngilizlerin, Fransızların, Anzakların ve bütün Hristiyan dünyanın İngiltere'nin hakimiyetinde bulunan tüm coğrafyaların katıldığı Çanakkale cephesini ise biz 250 bin değil belki ama 160-170 bin civarında şehitle Çanakkale'yi de kazandık. Artık bir galibiyetimiz var. Bir mağlubiyetimiz var. Hemen ardından cepheler peş peşe. Irak cephesi, Yemen cephesi, Suriye-Filistin cephesi, Kanal cephesi, Mısır'daki Süveyş Kanalı cephesi ve başkalarına yardım ettiğimiz Verdun cephesi, Galicia cephesi, Bulgaristan cephesi, Makedonya cephesi, pek çok cephede Osmanlı ordusu savaştı. 4 yıl, 4 ay, 10 gün sürdü savaş. Mondros Ateşkes Antlaşması ile bitti. Kutlu-Amer adı verilen Bağdat'ın 170 kilometre güneyinde Halil Kutpaşaların, Sakallı Celallerin, Kuşçubaşı Eşreflerin ve daha pek çok kahramanın, Osmancık taburunun, akıncıların son dönem Osmanlı karşılığıdır. Osmancık taburundaki yiğitlerin akıttığı kanlarla Kutlu-Amer Savaşı'nı kazandık. General Tonset ve 18 bin askerini biz esir aldık, İstanbul'a getirdik, Anadolu'ya dağıttık. İngiliz yenilmez, dünyada yenilmeyecek olan, dünyada kimsenin yenemediği İngilizleri, kara kuvvetlerini biz Kutlu-Amer'de, deniz kuvvetlerini biz Çanakkale Boğazı'nda yendik ve artık İngilizler yenilebilir, dokunulabilir bir millet oldu. Hindistan'ın kurtarıcısı olan İngiliz sömürgesinden kurtaran Gandhi der ki İngilizler tanrıydı ya da tanrı İngilizdi ve biz Hintlilerin tanrı diye gördüğü İngiltere'yi yendik, onlara dokunduk. Ancak Kutlu-Amer ve Çanakkale cephesi hariç bizim 4 yıl 4 ay süren 1. Dünya Savaşı'nda galip olduğumuz, yendiğimiz, ne yardıma gittiğimiz cepheler ne de ana cepheler, tüm cephelerde mağlup olduk. Bunun karşılığında hakim ve galip olan devletler bize, mağlup olan devlete Mondros Ateşkes Antlaşması'nı dayattı. Sultan Vahdettin, Osmanlı Devleti'nin son padişahı Sultan Vahidettin
hiçbir bürokrat tanımıyordu. Zira tahta 4 Temmuz 1918 Perşembe günü saat 11.30'da oturmuş. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Tahta oturduktan 3 ay sonra ise Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanıyordu. Sultan Vahdettin, 57 yaşında tahta çıkan Sultan Vahdettin, tek bir bürokrat, tek bir diplomat tanımıyordu. Bunu eksiklik olarak kabul edebilirsiniz. Sen bir şehzadesin, neden bu kadar devlet işlerinden uzak yaşadın diyebilirsin. Zaten burada hain olmadığının en büyük göstergesi. Hain, diplomasinin ve bürokrasinin ve devletin ve siyasetin tam ortasında olur, çevresini genişletir. Sultan Vahidettin, hanımı Emine Nazik Eda Hanım, kızları Sabiha ve Ulviye Sultanlar, oğlu Mehmet Ertuğrul Efendi ile birlikte Çengelköy'ün sırtında, bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından konut olarak, makam olarak kullanılan köşkte yaşıyordu. Kimi göndereceğini, Mondros Ateşkes Antlaşması'nda kimi Osmanlı'yı temsil eden bürokrat olarak, diplomat olarak göndereceğini bilmiyordu, tanımıyordu. Eksiklik. Bunun üzerine ablası Mediha Sultan'ın İngiltere'de ikinci elçilik yapan kocası damat Ferit Paşa'yı Mondros'ta murahhas heyet başkanı olarak görev yapması için Londra'dan çağırdı. Damat Ferit Paşa'nın tarih kitaplarına hain olarak geçen damat Ferit Paşa'nın Londra'dan Mondros'a doğru Osmanlı'yı temsilen geçeceğini öğrenen, o aralar Adana'da bulunan Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahidettin Han'ın yaveri, askeri danışmanı Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahidettin'e Naci Paşa aracılığıyla bir telgraf çeker. Der ki, işittim ki sultanım, mağlup olduğumuz savaşta bizi temsilen İngiltere'den enişteniz damat Ferit Paşa'yı çağırmışsınız. Çağırmayın sultanım, damat Ferit Mecnun'dur, damat Ferit cahildir, bizi temsil edemez, çağırmayın sultanım der ve Sultan Vahdettin'i ikna eder. Sultan Vahdettin telgraf çeker, peki kimi çağırayım? Mustafa Kemal der ki, ben kefilim, referansı benim. Hamidiye zırhlısı kahramanı Albay Rauf Orbay'ı çağırın. Rauf Bey ülkemizi, saltanatı, hilafeti muhteşem temsil eder. Bunun üzerine Sultan Vahidettin iki yere telgraf çeker. Bir, İngiltere'ye damat Ferit'e enişte gelme der. İki, Rauf Orbay'a gel der. Rauf Orbay'ı çağırır. Sarayda baş başa görüşmeler yaparlar. Sarayda Sultan Vahidettin Rauf Orbay'a neler söylemiştir? Bunun karşılığında Rauf Orbay Mondros'ta neler yapmıştır? Hadi gelin onları konuşalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.